güzel. Orada aslında şeyi de kesebilirdim de. Beri'nin Divanı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Caitlyn oynuyoruz bu sefer. Caitlyn kanaldaki ilk videodaydı. İlk benim LoL videomun kahramanıydı. O zaman tabi çok uzun bir aranın sonrasından LoL oynadığım için çok da kaliteli değildi videolar. Yine Türkiye'den geldiğim için hala süper kaliteli değil ama en azından o zamana göre çok daha iyi. Yeni bir seriyeye başlayalım diyorum. Bir hedefimiz olsun. O yüzden Elmas'a Doğru serisi Togi tarafından yapıldı. O yüzden isim benzerliği olacak ama biz de bir şey bulalım dedim. Aklıma direkt Elmas'a Yolculuk geldi ya da Elmas Yolunda falan o tarz bir şey koyacağım. Başlığa yazarım. Zaten şu anda görüyorsunuzdur. Şu anda bronzdayız. Bronzdan Elmas'a, sıfırdan Elmas'a falan adam yaptı. Benim de yaratıcılığım aklıma gelmiyor şu anda bir şey. O tarz bir şey yapacağım. Elmas o kadar zor olmayacaktır. En azından sezon bitene kadar, yani sonuçta önemli bir sezon var. Belki ustalığa falan dolaşırız. Karşımda Vayne ve Thresh var. Vayne, ben çok rahat antiliyorum Vayne'i. Range'imden dolayı oyundaki en uzun range bende. Yani bu ADC olur, AP olur, şu olur, bu olur. Normal vuruş olarak en uzun range bende. O yüzden Vayne de çok aşırı kısa olduğu için lane'de çok fazla şey yapıyorum. Tabi 1v1 oyunun late'inde ikimiz de eşit kastıysak o beni eziyor. O Vayne ile alakalı bir durum yani. Aşırı outplay yapamazsam. Yine de tabii ki Caitlyn'in de late game aşırı kuvvetli. Yanımda Fiddlesticks olacak. Fiddlesticks karşıma gelince çok gıcık eden bir insan. Umuyorum yanımdayken de bu gıcıklığı karşıya şey yapabilir. Hiç yardırmadan işte böyle yapmasaydın kanka. İşte bunu yapmasaydın. Bronze'dan selamlar arkadaşlar. Yani orada 5 vurdun da ne oldu yani, sebepsiz. Adam geliyor işte, direkt yürü. 3 kişi geliyorlar. Bir kişi olsa tamam, atarsın bir şey yaparsın falan da. İlk kill top lane'e gitti. Biraz üzüldü. Üzdü yani. Ben Q ile başlayacağım. Q fullleyeceğim. Sonra ardından muhtemelen W. Ondan sonra ne build yapacağım hakkında bir fikrim yok ama karşıda karışık. Yani Brand çok fazla AP vurduğu için onu göz ardı edemem. O da AD bir şey olsaydı direkt ninja tabi de kasabilirdim. Normal bir build'e gideceğim, sonra duruma göre bakarız artık kim kastıysa. Şu anda serilerdeyim. Bu seviyeler çok çok aşırı kolay. Neyin peşindeki falan. Şu an aşırı kolay oluyor genelde maçlar. En azından yenildiğim maçlarda bile ben baya baya vuruyorum. O gitti. Headshot'ı vuramadım ama. O her geldiğinde kafasına 1-2 tane vuracağım. Çok yaklaşırsa hem benden hem Fiddle'dan fazlasıyla damage yiyecek. Elimizden geldiğince rahatsız etmeye çalışacağız. Bir de kule önü de yapmaya çalışacağım ben. W veriyorum önce. Şuraya koyacağım ki. Oy. Orada her şeyimi atacağım. Flash'ı atmadım ama. Heal atmak zorunda kaldım ne olur ne olmaz. İki tane şeye bastı orada. Vayne görmedi. Araba. Araba üzdü. Çekilme kanka. Of, öldü. Allah'tan vurmadı kimseye de orada şey olmadı. Ben biraz itiyorum. Neyse. Ona şey yapmadım. Şu an Vayne deli gibi lane'de eziliyor. Bunu böyle devam ettirebilmek lazım. Ben şu an base'e gitmek istemiyorum. 600 gold çok pişime yaramayacak. Tamam kanka, ağlama. Senden fazla biliyorum o tamamen. Haydi bakalım. Hala güzel gidiyoruz.
Şuraya da koyacağım da o yolu kapatalım. Keşke vuruş yemeseydim. Şuraya bir totem atacağım. Oldu da Graves çalıdan atlar, malıdan atlar. Şu an nedense ufak ufak bir donmalar var bende. O arabaya geldiğinde onu yalan edebiliriz. Q'ya vermeye devam. Orada aslında şeyi de kesebilirdim de. Şu kulenin arkasına koyulanlarda genelde insanlar görmüyor farm telaşına düşüp. O yüzden size tavsiyem o tarz yerlere koymanız. Bunları da kulenin altına itip geriye dönebiliriz. Şunu göstereyim de ne alacağımı. O yüzden gittiğimi bilsin. 1300 bunu aldım. Bir tane can şey alıyorum. Totem alıyorum. Şimdi lane'ime doğru gideceğim. Şimdilik oyun çok iyi gidiyor. Bizim jungle 3-0. Buraya hiç gelmedi ama diğer lane'leri talan etmiş. Top'ta 2 kill almış. Zaten o adam aldığı ilk kill şeyden almıştı. Bizim support'tan almıştı. Bu da bizim top lane bayağı ezilmiş. Bu arada unutmadan şuraya doğru koyuyorum şeyleri. Yani buraya doğru koymuşumdur zaten oyunun başında. Nedir? Rünlerimi. Hangi rünlerle girdiğime de bakabilirsiniz oradan. Şimdi ben burada çok kule önü kalmak istemiyorum. O minyon kaybetsin diyerekten. O minyon kule ölür demiştim ama. Güzel. Birazını aldık en azından. 20 minyon fark var. Ben itiyorum. Ben kule altı oynayabileceğimizi düşünüyorum. Caitlyn'le Vayne'e karşı kule altı oynamayacaksınız zaten. Başka hero'yla da bu kadar rahat olamazsınız. Ve yanında Thresh gibi agresif bir şampiyon var. Şimdi çekmeye çalışacak. Güzel, oradan da bir vuruş. Şey geliyor, Graves geliyor. Baya dövdük. İyi, ben orada kartun şeyini gördüğüm gibi zaten öleceğini anlamıştım ama kilim bende kaldı, iyi oldu. Sevindirici oldu. Tüh. Onu vurabilsem ultiyi de patlatacaktım da. Vayne baya şey ya. Çok bilmeden oynuyor yani. Oy, benim Q biraz kötü gitti. Oy. Şuradan dikkat etsin. Flash'im var gerekirse. Minyonların gelmesi çok iyi oldu. Biraz manam da az. Ama burayı oynarız. Bir kill daha çıkartabiliriz. Buraya gelen çok oluyor. Yani ben burayı oynamaları konusunda çok mutsuz değilim şu anda. Brand geri dönmüş. Totemi ben atıyorum bu sefer. Minyonda 69'um. Şu an itibariyle o kadar kötü sayılmaz. Hatta iyi diyebilirim yani. Araba üzüyor ama. Bir de oradakine basarsa.
Yok, ben buradan dümdüz kaçacağım ya. Yok. Belki biraz manam olsa bir şeyler yapabilirdim de. Dövdüler orada biz biraz. En azından şu item çok güzel olacak. Bir de totem aldık. Neydi, gidiyoruz. Daha iyi bir şeyler yapabilir miydik? Belki manam olsa Q denerdim, ortaya W koyardım, ulti atardım, bir şeyler yapardım ama hani çok manasız bir şey yapamadık. Şimdilik hala üstünlüğümü koruyacağım. Bir kill de şeyde kalmadı, en azından Vayne'de kalmadı. Thresh'te kalan kill biraz yazık olmuş kill gibi geliyor. İtmeye devam edeceğiz, ilk kuleyi biz alırız. Diyemiyorum. Güzel. Sen onu kes kanki. Şunu da aldık. Bakalım kuleyi alabileceğiz mi? Gelecekler muhtemelen de. Ben cooldown'a girsin diye önce bir tane bırakıyorum şuraya şeyden. Alacağız herhalde. Bana parayı tek bırakmayacak gibi sanki. Aynen. Bir vurabileydim, iyiydi lan. Oradan çıkamazlar muhtemelen de. Biz 3v2 bile yaparız ya burayı. Eğer hook yemezsem. Arkadan gelebilir şey. Alırız ya 3v2. Korkma. Graves geliyor. Onu da alırız. Yani şu an ben bayağı güçlüyüm. O yüzden ben bunu korumak istiyorum. Bir kule daha alıp ondan sonra gidebiliriz. Of. Ne yaptı la o? Bunlar niye bu kadar kötü oynuyor? Hani gerçi bunlar ne kadar kötü oynayan dememek lazım. Bronzdayım değil mi ben? Aynen. Yani Vayne'in ben karşı Kayte dilim. Tek başına sen neyin peşinesinde duruyor an kadar? İlginç. Ayakkabı şöyle yapacağım. Ayakkabı önemli şu anda. Hani artık biraz fazla agresif davranıyoruz. Dodge'layacak skill'ler lazım. Özellikle Thresh'in... Orada bir savaş var. Alır mısın? Ultisi var mı? Yok. Ama öldü. Cık, öldü. Thresh'in Q'su var. Kanka bir lafı tamamlayamadım be. Ama yalan ettiler baya baya. Göremedim adamın nerede olduğunu da. Tabi ben kolay lokma değilim Graves. Aa, Thresh geldi. Gir 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 gir. Şu an Vayne biraz şey yapıyor. Farm yapıyor aslında. Onu böyle beleşe farma bırakmamak lazım da. Haydi gidelim. Şu ejderi alabilsek iyi olurdu aslında.
Kartuz şeye gitmiş, biz burada kalalım. Kartuz bota gitmiş. 113 farm aslında o kadar iyi değil ama yine de kötü sayılmaz. Şu anda oyunun bu durumuna göre. Buradan bu kaleyi alabilirsek güzel olacak. Şurada şey var. Tüh. Yakalayamadı değil mi? Şu an 4 kişi burada. Tüh. Ulti boşa gitti orada. Oy. Güzel. Ah be, ölmedi. Q ya da mana yoktu orada da. Onu da alayım da öyle gideyim. Alsaydık ya la şeyi. Neyse, ben yine bir base yolları daştan yapacaktım da. Alırız alırız. Zaten param da yokmuş. 1500'ü 100 gold ihtiyacım vardı. 4-0-1'im. Bu avantajı bundan sonra da vermem ben. Hala 50-60 gold ihtiyacım vardı. En kötü potu satarım ya. Aynen öyle yapacağım gibi sanki. La bir işe yaramadım sana. 20 gold mu? Bu mu senin ederin? Şunu aldık. Şunu da değiştirdik. Haydi gidiyoruz. Vayne bundan sonra kassa bile, yani yavaş yavaş kasacak tabii. Eğer dakikayı böyle çok uzun tutarsak, dakikaları 30-40 falan yaparsak sıkıntı olacak tabii. Beni rahat keser. Küçük bir boşluk bulduğunda yalan eder beni. Ama o boşluğu vermemek lazım. Şu an bizim takım iyi gidiyor. En azından kasması gereken adamlar iyi kastı. Lan ya. Neye patladım ben orada, bakamadım bile. Çok kötü ya. Orada girebilip alabilirdik oraları da. Benim yanımdaki adam şeye yakalandı, Hook'a yakalandı. Sonra ben ulti hasarı yedim oradan. Tutuşturu bana atmış falan. Hiç hoş olmadı açıkçası orası. Güzel. Çıkabilecek mi? Çıkamayacak. Bir kill verdi. Çok zorlamamak lazım orada. Bir stun'a yalan olur o da. Aa, şuradaki adama var. Orayı zorlar mı acaba herkes şeyde diye. Benim ulti menzilime çok var ama. Sanıyorum yetişeceğim ya. Yetişemedim ama. Ah be, olmadı. Çok kötü oldu. Neyse. Şimdi adam gidiyor oradan şey... Aa, o da şey kaskı zaten. O yüzden belki bu kadar hasar yemedi. Ha, ninja tabi falan kasmış. Canı da var baya 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 can satın almış. Kalkanı malkanı da var. Burası safe, o görüşü açması iyi oldu çünkü bayağı korkuyordum. Buradan bir kule alacağız. Wukong şimdilik kötü gidiyor ama takım savaşında atacağı şeyler. Tamam, gördüm kanka. Geri döndüler zaten. Ulti biraz şey attı ama. Güzel. Alır herhalde onu. Harika. Benim damage'im hala böyle efsane seviyede değil ama. Şuradan ben biraz zorlayayım.
Hala kimse gelmiyor. Range'imi ben olabildiğince şey dışında tutmaya çalışıyorum. Hook yeme alanı dışında. Urgot nerelerde bilmiyorum ama Urgot geliyor. 3v1 yapabiliriz buraya. 3v1'e olabilir. Adam bayağı bayağı tank ya. Onu daha fazla kesebilirdik de. Neyse. Tamam, onlar şeye gidiyor. Şimdi ben buradan tekrar bir lane daha ettireceğim. Çünkü base'i korumak zorundalar. Ama o kadar da batmamak lazım. Şu an herhangi bir şeyleri kalmadı. Bir base atacağım. Sonra duruma bakacağız. Muhtemelen önce ayakkabı bitirmek tabii daha mantıklı. Şöyle başlayayım. Biraz daha hasarı arttırmış oluruz. Şu an ben hala 9.2 yamasındayım. Çin'e hep bir hafta sonra geliyor. Söylemişimdir önceki videolarda. O yüzden Infinity Edge hala gerçek hasar veriyor. O yüzden şu an yararlı Thresh'e ve şeye, Urgot'a. Oy. Oy, orayı kaybedecekler. 4 ve 2 arası. Geliyorum kanki de. Yalan ettiler galiba orayı. Neyse. Güzel güzel güzel. Efsane ya. Ultim var hala benim. Bu daha önemli. Bir Karthus ultisi maşallah. Yalan etti ortalığı. Al onu. Harika. Çok güzel ya. Öyle bir şeyim ki hani hiç korkum yok oyunu kaybedeceğimden. Nasıl bir rahatlık. Hani bu tabii karşıdaki oyuncuların seviyesiyle alakalı bir şey. Onunla da alakalı bir şey. Bir de benim hero'ya alışık olmam. Elimde Vayne de olsa, Kai'Sa da olsa ben de bu duygu olurdu muhtemelen. Ezreal'a da çok hakim ama şey değilim. Oy. Orada sıçra beklemiyordum ama en azından ne yapalım? Güzel. 1600, 2500 de çok var da. En azından bir şey alırız. AMK kılıcı deskini. Tek kılıç alırız. Ondan sonra tekrar yerimize geri döneriz. Orada göremedim şeyden ilk başta. Graves'in Neo sis bombasından. Artık adı neyse. Ondan sonra Thresh'e vurdum, Thresh'e vurdum. Güzel. Wukong'da kalsın böyle küçük küçük. Yani bir 0-10 Wukong'un bir flash ultisiyle her şey değişebilir. O yüzden ben tabii Wukong en efsane vuran şampiyonlardan ama hani çok da şey değilim Wukong. Kanka niye kasmadı? Mesela Pantheon kasmasa çok sıkıntı olurdu. Pantheon'da kitle kontrol olmasına rağmen ben Pantheon'dan damage beklerim, yani kitle kontrol değil. Bir sonraki item olarak ne kasarım açıkçası çok emin değilim. Mid'e doğru gidiyorum da biz savaştan çok ayrık kalmak istemiyorum şu sıralar. Güzel. Bütün killer de onlarda kaldı. Oha. ...207 milyon dakika 24...
Şu an oyunun bayağı ilerisindeyim ama. Aynen, gidelim şuradan safe olanı alacağım ben. Onlar oradan çabalasın da. Hatalı bir karar olabilir. Orada inhibitör oynamak çok daha mantıklı olabilirdi. İki kişi ölüyken. Ya da bir kişi ölüyken. Ama buraya kimse yardıma gelmeyecektir. Oy 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 oy, bu gittim. Gittim gittim, öldüm. Öldüm, burada öldüm. Ah, benim hatam. Benim hatam. 3 kişiyi öldürdüm orada, bir tane Uka yakalanmamla. Bu hiç hoş olmadı. Bu arada 8 asistim var, en çok asist bende. Benim kadar fazla vuran bir adamın bu kadar asist olması. Son item değil galiba da, aynen bir item daha şey var. Runan kasabilirim. Pasifimi şey daha hızlı devreye sokabilmek için. Mantıklı olabilir ya da Mercurial kasabilirim. Şu an sanki o daha mantıklı ama ilk parça olarak bunu alacağım. ...30 saniye var Ejder'e doğru. Ejder'e doğru gidiyorum ben. Barona girmezler. Barona gireceklerini sanmıyorum. Ben o yüzden Ejder'i alacağım. Biz fırsat bulduğunda barona gidebiliriz. Aldılar değil mi onlar? Güzel. Bu tarafa gelen yok. 8 saniye var. Ha, ben görmedim kanki bunları, pardon. Buradan zorlasak mı zorlamasak mı emin değilim. Hadi girdik. Onlar savaş yapıyor. Biz en azından bir ejder alacağız. Biraz daha oyunun sonuna ufak da olsa bir yatırım. 30 saniye varmış Karthus'un ultisine. Benim şu an her şeyim var. Şu an baron zorlayabiliriz bence. Ufak da olsa bir daha ejderi ve alev ejderi avantajımız var. Ben buradan biraz daha ittireceğim. Karşıda Rengar gibi, Kha'Zix gibi adamların olmaması çok büyük avantaj benim için. Hızlı hızlı alırız herhalde. Bakalım, bize doğru geliyorlar ama. Ne yaptı lo Keko? Ne yaptı lo Keko? Şurada adam var. Aslında... Oraya girmeyeceğim. Görüşüm yok orada. Bizim support aşağıdan açıyordu. Ben ona biraz zaman tanımak istedim açıkçası. Zaman tanımak isterken de kilimizi milimizi aldık, ne güzel. Top'tan şimdi bir yardırma var. Buradan gireriz. Ben ultimi atayım da önüne geçen olur olmayan olur. Güzel, harika. Kimse de önüne geçmedi. Hook derdindeydi. Thresh orada görmedi. Orada kule önden çıkarmak istemiyorum onları. Aaa. Flash'ı ona atmalıydım ya. Yani iki yerden açtık, baron aldık, baron aldık. Bence fena yapmadık. Bayağı da kill aldık orada. Şu an çok daha iyi oynanabilecek bir durumdu tabii ama. Ona yapacak bir şey yok yani. %28 zaten. Direkt şeyden varmış. Şimdi GA kasabilirim en azından. Orada ölürsem şey yapabilirim. Yani Runan da çok önemli ama.
Sanki Runa'ndansa bu çok daha mantıklı gibi. Ben bir totemimi de alayım. Umarım adam almaz. Bana kayıtlamam için çok avantajı olacak o şeyin, Red'in. Ben pikleri hatırlamıyorum. Ya 4. ya 5. pik bendim. Vayne ne zaman seçti ona da bakmadım. Aa, kız arkadaşımla konuşuyordum o ara. Demek istediğim şey, Caitlyn varken Vayne almayın. Hani çok eminseniz falan tamam. Hani late'i düşünüyorsanız tabii. Ama lane'de eğer çok güvenli değilseniz, lane'iniz iyi değilse hiç denemeyin. Çünkü ezilme şansınız çok yüksek. Yanınızda Soraka olur, şu olur. Birileri olur, tamam. Ben biraz daha cesur davranıyorum burada ama. Yukarıda olaylar var. Az canlı şey görmedim ama. Top'a gidiyorum ben şu an. Şurada totem olsun, geleni görelim. Ben random şeyler koyuyorum buraya. Ha, geçemedim ya, lanet olsun. Orayı iyi oynayamadım o kadar ya. Kanka. Flash yerine şey de atabilirdim de. Of, çok iyi. Can çekme! Lanet olsun. Spellleri, şunları, bunları çok şey yapamadım ya, iyi kullanamadım. Lanet olsun. Bitti de. Orada ölmeyeydim, iyiydi ya. Bizim adam ejderhe koşuyordu, oyun bitti. Bakalım bir oyun sonu ekranına bakalım arkadaşlar. Nasıl geçti, nasıl bitti diye. Vur la. Base'e vurun. Oha. Şaka maka tuttular oyunu. Yani 10 saniye daha tuttular da. ...11 gold'um var. Tamam, ben doğana kadar şey alacağım, GA'yı alacağım. Ya bırakıp izlesek aslında. Kıyamam ya. Benim de başıma gelmiştir kaç kere böyle. Yardırıyoruz şimdi. ...30 saniye var. Direkt şeyi alıp, yani şeye de gidilir de, hani gidip iki tane vursak da garanti olacak. Yani böyle gidip yanda dursak zaten minyonları kesemezler. Vayne 3-8 zaten. Daha iki tane item var. Kafasını base'den dışarı çıkarabilecek bir adam bile yok muhtemelen orada. Bir tane inhibitor geri dönüyor sanıyorum mid lane'a. Aslında yanda Lulu gibi bir adam çok işe yarıyor şeyde. Haydi pataküte gireceğim. 1v5 de deneyebilirim. Ben öyle şeyine giriyorum ya. Lan yine mi? Kanka. Of, base'de. Ah, belim ağrımış ya. Bir bakalım oyun sonu ekranına. Yani oyun sonu ben
Çok tatmin olmadım yani. Çok daha iyi şeyler yapabilirdim bu elimde olan skorlarla, şunlarla, bunlarla, ama yine de fena değildi. Bir ekran gelsin, kime verelim? Ben Karthus iyi R attığı için R'ye güzel bastı, ona veriyorum. Buradan görevler mörevler. 15, 4, 11, 18K para kasmışım. Bayağı vurmuşum diyecektim de Karthus da bayağı vurmuş. Bizim takımdaki en yakındaki adama 23K fark atmışız, 2K. Birisi ekledi, kim ekledi? D ile adam. Destruction. Adam da der bizim ADC'de eşek ya falan diye. İlk maçı kazandık arkadaşlar. Bronz 1 miyim? Bronz 2 miyim? Bilmiyorum ki. Neyim ki ben? Yazıyor mu bir yerlerde bilmiyorum. Neyse. Dediğim gibi yeni bir isim bulacağım şeye ben. Bu seriye. Artık elmasa doğru, elmas yolunda, elmasın yolları daştan falan filan diye. Bir şeyler yapacağız. Umuyorum sezon bitmeden de belki ustalığa kadar falan şey yaparız. Bunu bronzda maç kazandığım için söylemiyorum. Normalde zaten ben gold plat arası bir şeyim var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.